Hepinize merhabalar arkadaşlar, ben Cihat Kiriş. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün mid lane'de Veigar oynayacağız arkadaşlar. Veigar'a girmeniz gereken ürünleri videonun altına koyacağım. Videonun altından Veigar'a girmeniz gereken ürünlere bakarsınız. Beyler karşımda Azir var. Geçen gün hatta şeyle de oynandı. Azir Veigar eşleşmesi. Ben de karşıma Azir gelince Veigar kilitledim. Veigar zaten oynadığım bir karakter. Biliyorsunuz Q'su yeteneğinden pasif kasıyor. Yani AP yetenek gücü kasıyor. Bu sayede bazı eşyalarını tank çıkabiliyor. Ki bu da Azir'e karşı rahat etmesini sağlıyor. Öncelikle videonun altında ürünler var. Canlı yayın linkim var. Instagram adresim var. Yayın açtığım zaman Instagram'dan bildiriyorum. Oradan da gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Veigar'ın pasifi minyonlara son vuruş yaptığımız zaman Q yeteneği ile AP kazanıyoruz. 1 AP arkadaşlar. Aynı zamanda killerde ve adamlara çarptırdığımız yeteneklerden de birer AP kazanıyoruz. Killlerden 5 AP ve asistlerden sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam en son öyleydi. Arkadaşlar şimdi Azir koridoru rahat rahat itebilen bir karakter. Azir'e karşı bizim de koridoru itmemiz lazım. Yoksa Azir sürekli koridoru iter, kafamıza vurur. Onu söyleyelim. Hani gördüğünüz gibi hani zor bir eşleşme gibi duruyor ilk seviyeler için. Hani ilerleyen aşamalarda Azir bana hasar çıkartamazken ben çok güzel hasar çıkartacağım ona. Şu an o benden daha rahat koridoru itebiliyor. Şunu da alamadım, olsun, sağlık olsun. Oh, ben orayı görmedim de o adam öldü, ona yapacak bir şeyim yok. Azir flash atmış, güzel. Kill de Azir almış ama aldı onu ya, Q atacak. Güzel oldu bu. Ben o gerizekalının pinklerini mutladım. Oyun başı garip garip konuştu. Türk o arkadaşlar. Tanımıyorum kendisini. Zaten ismi random bir isim. Oyun başı laf etmeye başladı. Ben de direkt muteledim her şeyini. O yüzden orada ping atmıştır bir koslukla, görmedim. Pek de umurumda değil açıkçası. Evet arkadaşlar, yeteneklerinden bahsedelim birazcık Veigar'ın. Şimdi ilk eşya olarak şöyle bir şeyler yapalım, gidelim. İlk eşya olarak arkadaşlar Cehennem maskesini tercih edeceğim. Çünkü karşımda Timo, Azir ve Sejuani var. Çok yüksek bir AP hasar var. Cehennem maskesi gayet güzel bir eşya olacaktır. Arkadaşlar Q yeteneği 2 kişiye çarpabiliyor. Q yeteneğinden stack kastığımızı söylemiştim. Q yeteneğini sürekli minyonlarla asit yaparak koridor aşamasında bu şekilde pasif kasacağız. Aynı zamanda W yeteneğimizi de koridoru ittirebiliriz. İttirmek için kullanabiliriz yani W yeteneğini. Ki şöyle durumlarda mesela o adam bizi kulenin altına kitlemesin diye W'muzu kullanıp farmı iteceğiz. İtmemiz gerekiyor. Q yeteneğiyle adama aynı zamanda çarptırabilirsiniz minyonları atarken. Hani olası durumlarda hani fırsatınız varsa direkt Q ile adama o yeteneği çarptırın. Yani şu an pek kolay bir eşleşme gibi durmuyor. Ama dediğim gibi oyun uzadığı zaman arkadaşlar çok basit bir eşleşme haline geliyor bu. Keşke önüne baksa Nidalee. Boşu boşuna ölmezdi orada. Adama da blue verdi ya. Flash'ın var mı? Var. Güzel. Neyse, koridoru itmeme yardımcı olacak. Adamdan level olarak öndeymişim. Onu fark ettim şu an. Hani adam daha yeni 5 level oldu. Botumuzu alalım. Arkadaşlar heal'ımı teleporta dönüştürüyorum. O teleporta ihtiyacım olacak koridordan geri düşmemek için. Şu an farmda falan eşitim, hiçbir sıkıntı yok. Yani zaten oyun uzadıkça daha da güçleniyorum. Bu arada arkadaşlar Veigar'ın W yeteneğini E ile kombolayacağız. Hani E'den stun atıp W kafasına düşüreceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar E yeteneği alan stun atıyor. Ve E yeteneğini up verirseniz stun'ın süresi artıyor. Bu yüzden mesela support Veigar'lara genellikle ilk E max denir. Şimdi adam base atacak. Ben de koridoru iteceğim. Şu arkaya arkadaşlar bir W atıp W'dan sonra Q atıp farmları temizleyebiliyorsunuz. 5 level'dan sonra onu yapabiliyorsunuz. Büyücü minyonlarda oluyor ama öndeki farmlarda olmuyor öyle. Şöyle mesela Q'la ikişer minyon alıp 2 stack 2 stack kasabiliyorsunuz. Normalde Veigar arkadaşlar Roam karakteri değil. Roam atmazsınız Veigar'la. Ama mesela böyle durumlarda da adamı yakaladığınız zaman böyle bir kafasına patlatmanız gerekiyor. Şu an arkadaşlar 48 AP pasifimden sağladım. Pasifimden sağladığım her 50 AP'de W'mun cooldown'u düşüyor arkadaşlar. Bu da Veigar'ın pasifleri arasında. W'sunun pasifi bu. Her 50 stack'te %10 cooldown'um düşüyor. Onu da söyleyelim. Hani bilmeyen arkadaşlar vardır belki. Şimdi şurayı keselim şöyle. Şimdi bu adam arkadaşlar yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Mesela bak vurduğu hasar bile azaldı arkadaşlar. Yani fark etmişsinizdir. İlk seviyelerde bir vuruyordu, kafam patlıyordu benim. Şu an vuruyor böyle, bana mısın demiyorum ya. Ha bak, hatta ultim olsa adamı kesmiştim. Şimdi ben bir base'e gidiyorum, geliyorum. Hemen teleportumla kafanı kesiyorum Azir. Çok güzel bir eşleşme. Vallahi GBM arkadaşlar bu eşleşmeyi daha önceden yapmış, oynamış belli. Adam biliyor bu eşleşmenin nasıl olduğunu. Ve şöyle de bir güzel yanı var arkadaşlar. Bir şey yapamaz o adam bana. Veigar'ın E'sinden Azir driftle çıkamıyor. Duvarında kalıyor. Onu da söyleyelim. Hani Lee Sin Q'suyla da çıkamıyor mesela. Hani çıktığı halde orada stun yiyor direkt. Vallahi bu eşleşmeyi ben GBM'den gördüm. Azir alındığında artık arkadaşlar ben de Veigar tercihi yapıyorum. Azir bir de metada çok da sıkıntılı bir karakter. Hiç sevmiyorum Azir'e karşı oynamak çünkü durulmuyor Azir'e karşı. Ama Veigar'la tank kastığınız halde hasar çıkartabildiğiniz için çok rahat oluyor Azir'e karşı durmak. Hani hem tank kasıyorsunuz, adamın hasarını düşürüyorsunuz. Aynı zamanda güzel bir hasar çıkartıyorsunuz. Çok güzel bir eşleşme sağlıyor bu size. Tek sıkıntı arkadaşlar solo Q'larda blue sıkıntısı. Mesela benim ormancım bana blue'yu vermiyor. Hani vereceğini düşünmüyorum, daha doğrusu vermiyor. Direkt sanki vermemiş gibi oldu. Ki genelde solo Q'larda pek vermiyorlar. Tek sıkıntı o olabilir şu an benim için. Onun dışında pek bir sıkıntı görmüyorum. Bak adam Blue'yu almaya gidiyor. Umarım bizimki de bana verir. Bir de Nidalee hiç vermez. Nidalee Blue verdi. Nerede görülmüş? Genelde Nidalee'ler bencil oyuncular olur arkadaşlar hani. Hadi bakalım. Can I? Adamsın. O kadar laf ettik, adam saldı Blue'yu. Hani Blue'dan bir de arkadaşlar cooldown alıyorsunuz. O cooldown'la beraber daha rahat Q kasabiliyorsunuz. Öyle de bir avantajı var yani. Blue'yu mutlaka vermeniz gerekiyor. Kanka öldün orada ya. Çok araya girdi yani, orada yapabilecek bir şeyim yok o adam için. Pek hoş olmadı. Adam ona baitlemiş beni. Ultiyi atabilseydim direkt ölecekti de ultimi kullanamadım orada. Bu arada arkadaşlar ulti şapkası girdim. Yani o yüzden mümkün olduğunca ultimi kullanacağım. Ulti şapkasının steklerini dolduracağım. Ne yapıyorsun Azir? Hadi eyvallah. Seni Fiora keser. Vallahi gayet güzel eşleşme. Ben bu eşleşmeyi sevdim. Ben bu eşleşmeyi sık sık yaparım diye düşünüyorum. Hani hem Veigar sevdiğim bir karakter. Bilirsin zaten, yayınlarımı izleyenler bilir. Uzun zamandır oynadığım bir karakter. Meta'ya uyum sağlamadığı için oynamakta zorlandığım bir karakterdi. Şu an gayet güzel bir karakter. Hani meta öyle bir meta ki arkadaşlar, şu yeni ürünlerle her şeyi oynayabiliyorsunuz. Yani bunu bize en iyi GBM gösteriyor şeyle maçlarında. Ben mid'e teleport atabilirim de gerek yok gibi ya. Sivir, sırf oradaki farm için teleport attım bir de. Bu arada Sivir arkadaşlar spellbook giriliyor. Kurduru itip teleporta yılını değiştirip gelip koridoru bir daha itebilmesi için. Yani o şekilde karşı AD carry'e bayağı bir minyon farkı atıyor. Bakın arkadaşlar, adam bana vuruyor da vuruyor, vuruyor da vuruyor ama sanki vurmuyormuş gibi. Bak bir saattir vuruyor bana, onun canına bak, benim canıma bak. Hani tank kasmanın avantajları diyelim biz buna. Ki Azir'e karşı mesela ben Vel'koz'da duramıyorum. Hani Azir sürekli WQ WQ yapıyor. Zaten iki kere WQ yapınca %50 canım kalıyor benim Vel'koz'da. Vel'koz'da da cehennem maskesi kasamazsın hani. Uygun değil. Ne yaptın lan Azir? Azir'den garip bir ulti oldu. Get me out, Jesus. Vallahi ben keyif alıyorum şu oyundan ya. Şimdi oyun uzasa daha çok İşlevsel bir karakterle dönüşecek ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yüksek elo'da her zaman oyunu taşıyamazsınız. Ultim var ya. Oradan stack aldım ben bu arada. Çarptı yani orada Q birilerine. Neyse base atayım, teleportla hemen geri geleyim. Aslında şu Morellon bitiyor ya. Kaç gold lazım? 200 gold lazım. Zaten biraz daha Q'da stack kasalım. Ha, tek atamıyorum henüz. Morello'dan sonra arkadaşlar büyücü minyonlara tek atmaya başlayacağım. Yani direkt arkadakileri bir Q atıp direkt arkadaki minyon dalgasını temizleyebileceğim. Bakayım. Tamam. Şu an satın alabiliyorum. Hemen zaten teleportumla da koridora geri gideceğim. Morello'yu da aldığım için şu Azir'le bayağı rahat savaşırım diye düşünüyorum. Bakın arkadaki minyonlara direkt Q'la tek atıyorum arkadaşlar. Rahat rahat sistemi kasabilirim artık. Şöyle pat. Abi attığım W kimseye çarpmadı ya. Orada şeyi bir atamadım ultimi Timo'ya. Timo'ya ultimi atsam Timo direkt ölecekti. Mesafeye giremedim. Biraz daha duvarın dibine yaklaşmam gerekiyordu. Sonra kaçtı zaten. Kli'yi atınca karakter diğer taraftan dolanmaya çalıştı. O an adam flash'ı attı, kaçtı. Yani orada adamı kesebilirdim ben. Beyler çok rahat oynuyorum ya. Hani nasıl desem. Normalde Azir'e karşı no. Ama onu salsan dostluğumuz pekişseydi çok güzel olurdu be Nidalee. Normalde Azir'e karşı arkadaşlar o kadar kasıntı oynuyordum ki ben, hani aman bir yetenek tutturur bana falan, böyle uzakta durmaya çalışıyorum, sürekli mesafemi korumaya çalışıyorum. Şu an öyle bir durumum yok. Adamsın. Öldün mü? Yok ölmedim. Güzel. Güzel lantern'da. Helal olsun. Şuradan şu botu da alalım. Azir bana hiç vurmasın istiyorum ya. Hani vurmaya üşensin bana böyle. Bana vururken böyle bir düşünsün istiyorum. Arkadaşlar şimdi hiçlik değneği kasacağım. Hani büyü nüfuzu için zaten güzel bir AP'miz var. Hani şu an 355 AP geliyor. Çünkü 193'ü pasiften geliyor. Hani bir tane yetenek gücü AP'si yetenek gücü eşyası almış gibiyim zaten şu an. Hani o yüzden hemen bir tane içlik DNA kasacağım üzerine. Çok daha rahat edeceğim. Ben mid'e doğru geçiyorum ya. Bunlar alır ejderi. Azir orada sinsice Blue'yu alıyor ama oraya gelen bir Cihat Baba. Abi ne ara aldın ya? Ne ara aldın ya? Öldün mü? Bir milyon daha vursa var ya onu orada. Kötü oynadım orayı ya. Q tutturamadım adama. Diyor ki neden bu kadar agresif oynuyorsun? Ben dedim ki adam bana hasar vuramıyor. Ki adam bana hasar vuramıyor. Sen öldün dedi. Ben dedim ki onlar 3 kişiydi o yüzden hani. Çünkü hani büyü nüfuzuna karşı iyi güzel şeyimiz var ama armorumuz yok. Güzel. Savaş. En sevdiğim. Geliyorum. Geliyorum baba. Valla arkada Janna'yı tekledim ama yorumuz ayrı kittirmedeymiş. O savaşa girmemeliydik sanırım. Satalım. Alalım. Janna'ya sadece ulti attım. Öldü bu arada. Gördünüz mü orayı? Ya bu adam savaşa gelseydi rahatlıkla kazanırdık diye düşünüyorum savaşa ama bu adam yokken de bizimkilerin öyle agresif girmesi de yanlış. Baksana bu adam zaten çok kasmış. Oo, adamı güzel maymun ettiler arada. Bak yüksek elonun en güzel yanı arkadaşlar. Adamlar botta Fiora ile uğraşırken hemen baron kolunu verildi, barona girdiler. Hani mesela bunu düşük eloda yapmazlar. Adam orada ölür, kimsenin umurunda olmaz. Ayrı kittirmenin gücü budur. Hani ayrı kittirmedeki adama çok kişi giderse hemen diğer taraftan bir görev yapılır. Baron gibi. Mesela bizimkiler direkt baronu almış. Ben şuradan birazcık stack yapayım. W'mun cooldown'unu birazcık daha düşürmek istiyorum. Bir görüşelim. Ben buradan itiyorum. Tamam, bizimkiler de midi itiyor. Arkadaşlar, Fiora yine ayrı kittirmeye gidiyor. Benim taplı durmama gerek yok. Adam tapa gidiyor çünkü. Hani benim takımımla beraber durmam lazım ama öncesinde bir midi itmem gerekiyor. Hani middeki görüşü, middeki pressure'ü bir almamız lazım bizim. Hemen bota ineceğim bak buraya itip. Hani takımın yanına gideceğim. Baron buff var. Baron buff ile kule açmaya çalışacağız. Geliyorum. Şurayı iteyim. Geliyorum abi. Geliyorum. Şimdi arkadaşlar karşı takımdan birinin tapa gitmesi gerekiyor. Birinin mid'e gitmesi gerekiyor. Mid'i ittik çünkü. Bak Timo'nun mantığına basmışım da canım gitmemiş. Flash RQ yapacağım Janna'ya. Janna büyük olasılıkla ölür. Şu an çok güzel oldu. Adamlar bayağı bir zımbırtı harcadı. Burayı tutabilmek için. Janna'nın canı kalmadı arkada. Selam. Abi surrender verdiler, onu da kesecektim ya. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Umarım videomu beğenmişsinizdir. West'te kendi elomda, kendi oynadığım hesapla videolar çekiyorum. Bu hesabı bu sezon inşallah West'te Challenger yapacağım. Challenger'a kadar çıkartmaya çalışacağım. Sezon yeni başladı biliyorsunuz. Yavaş yavaş biz de çıkıyoruz, yükselmeye çalışıyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.